Sıtının ilk kapağı çok şey hatırlatıyor. Kendisinin kütüphanesinde bilim tekniğin ciltleri vardı. En az 10-15 tane. Ve sorduğumda dedi, evet, hiç Allah'tan bahsetmiyor. Ama hepsini okuyorum. Hatta eklerini, Doğa dergisini bile okuyorum. Maalesef ilim, materyalizm sütunları üzerine bina edilmiş. Bir dergi çıkarmak istiyorum. Tamamen Allah'ı anlatan, yeniden şekillenen bir dergi olsun ve aynı zamanda da arkadaşlarımızın değişimi ve dönüşümünde de önemli bir rol oynasın arzu ediyorum demişlerdi. Benim bu dediğim 78 son ayları. Hakikaten bir toplantıda dergi çıkaralım, ismi Sızıntı olsun dediler ve ilk sayı hakikaten Şubat ayı 1979'da çıktı. Bundan önce kapağına neler koyalım dediklerinde abimin oğlu, daha doğrusu yeğenim, amca bende bir resim var, bir ağlayan çocuk, dershanede kalıyordu İzmir'de, onu göndereyim memlekette demişti. Kendisine sunduğumda çok beğendi. Dedi zaten bu ağlamayı durdurmak için yavru diye bir yazı yazmıştım. Bunu kapağa koyalım dediler. Ve Akif'in de malum merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına dizelerini koydular. Şimdi aslında birinci sayı böyle çıktı. 3000 tirajla. O zamanlar imkanlar yoktu. Deneme sayısı sayılabilir. Fakat 3000 hemen ikinci sayı çıkmadan bir 3000 daha basıldı. Yani umumiyetle 6000 baskı derler ama ilk Karınca Matbaasında tipo baskıyla, yani tipo baskıyı şimdi gençler çoğu bilmez, tek tek harfler, kurşun harfler tek tek dizilerek matbaaya verilirdi. Dolayısıyla 3000 basıldı. Hemen arkasından 3000 daha basıldı. Fakat bu bayilere vermekte çok zorlanıyorduk. Hatta kendimiz elimizle bayilere götürüp 10'ar tane, 20'şer tane veriyorduk. Satamazsanız biz öbür ay alırız, yeni dergiyi koyarız diyorduk. Çoğu kabul etmesine rağmen biz almaya talebeleri gönderdiğimizde bayilere çoğu yok demişlerdi. Çünkü böyle bir dergiyi satmak istemeyen bayiler de açıkçası çıkmıştı. Ve onun dörtlüğü çok artık dillere pelesenk oldu. Sıza sıza göl olur, akar akar yol olur. Yaradan dileyince az çoklardan bol olur demişti kendisi. Hemen hemen her cildin arkasında bu dörtlük vardır. Derginin çıkış öyküsü bu. Fakat dördüncü sayının benim üzerinde çok unutulmayacak hatıraları var. O da şöyle, kapağıyla ilgilenirdik ama ressam bulamadığımız için kendisinin gonceler kemer kuşanmış baharı alkışlıyorlar sözüne bir resim yaptırmak istedik. Fakat çok içine sinmedi öyle zannediyorum. Mizampaj yapılırken de bir ara durakladı ve dediler ki, göreceksiniz doktor bey, ileride sızıntı ciltleri kütüphanelerinizi süsleyecek demişti. Tabii ben önce bir içimden hayret ettim. Nasıl olur, daha 11 bin basan bir dergi ileride bütün herkesin kütüphanelerini nasıl süsleyebilir düşüncesiyle kafamda aldım verdim. Fakat tam bir güven içerisinde sabrettim. Nitekim tiraj 800 bine kadar, kapanıncaya kadar çıktı. Hakikaten de evimizde 40 küsür cilt kütüphanelerimizi süsledi. İlk sayılarda siyah beyaz çıkıyordu dergi. Kendisi her çıkışta ayrıca okuyucu mektuplarını bile okuduğunu söylerdi. Biz maalesef bazı yazıları okurduk. Çünkü yazana hürmeten okumam gerekir demişti. Zannediyorum son ana kadar 400 küsür sayı kesintisiz okumuştur diyebilirim.